ilgilendiren bir konuda bir açıklama yapmak istiyoruz. Bunu basına ve kamuoyuna da yansıtacağız. Burada bütün Türkiye'yi temsil eden, gerek köyleri gerekse bütün toplumu temsil eden arkadaşlarımızın da burada olmasını biliyorum. Fakat maalesef şu anda kimseyi göremedik. Şimdi bir yapacağımız bir basın açıklamasıyla dikkatleri bütün kamuoyunun dikkatlerini buraya çekmek istiyoruz. Burada bir madencilik faaliyeti var. Madencilik faaliyeti maalesef uluslararası standartlarla yapılamıyor. Tamamen ülkes şekilde yapılıyor. Aynı zamanda Şirinçay'ında kurulmuş proje kuran, kurulması tasarlanan bir proje var. Bu projeyle ilgili bir şey var. Bu proje gerçekten Şirinçay'ına ve her tarafa zarar verebilecek bir kapasitededir. Bunun için de bir özellikle halkımızı aydınlatmak için acizane ben bir basın açıklaması okuyacağım. Hepinizin dikkatine. Basına ve kamuoyuna. Bizler Kütürge halkı olarak onlarca yıldır Kütürge coğrafyasına çıkarılan profilit madeninin ülke ekonomisine katkısından çok madenin çıkarılması ve taşınması ile meydana gelen yoğun çevre kirliliğinin gerek insan hayatı gerekse yapan hayat açısından katlanılacak kumisa uğraşmıştır. 37 kilometre karelik bir Taşmış Mahallesi gibi küçük bir coğrafyada bugün itibariyle 33 adet maden ocağının ağır durumda olması kabul edilebilir bir durum değildir. Şu ana kadar Taşmış, Kündüz, Belen ve örnek mahallelerde başlanan ve şu anda aktif olmayan ocaklarda bile eski hale getirme işlerinin yapılmamış olması insan evcil ve yaban hayatı gününde yüksek risk taşımaktadır. Maden ocakları açılırken ocak açma yönetmeliğine uyulmamaktadır. En ucuz ve en ilkel yöntemler uygulanmaktadır. Yine maden çıkarılması ve taşınmasında gerek maden kanununda ve gerekse çevre kanununda yer alan hükümler ilke sayılmaktadır. Bu kanun ve yönetmeliklerin üretilmesinde yetkin olan kurumlar gerekli müddeti birçok ihlal yaşanmasına rağmen gereken cezai yaptırımlar uygulanmamaktadır. Gerek belediyenin gerekse karayolların ilgili yönetmeliklerinde yer alan mahalle yolların maden taşınmasında kullanılamaz ibaresi hangi anlama gelmektedir? Madenin taşınması için mutlaka yaşam alanlarından yönetmelikte belirtilen uzaklıkta alternatif bir yol kullanılması zorunludur. Özellikle maden işleme ve ayrıştırma tesisleri, yerleşim, ziraiye, hayvancılık, arıcılık ve akarsu kaynak alanlarına ilgili kanunlarda belirtilen mesafede olması zorunludur. Şöyle ki, Kütürge ilçesi Taşmış Mahallesi'nde kurulması, çalışması yapılan propilit madeni kırma, eleme ve yıkama tesisi Taşmış Mahallesi Kermik yerleşim alanına 100 metre, Şiroçay'a akarsuyuna 10 metre, Kütürge Malatya Karayolu'na 5 metre, Pazarcık Mahallesi Nefsi Pazarcık yerleşkesine 400 metre mesafede olmasıyla birlikte binlerce dönüm çuluk, tüm tarım aletlerinin ve on binlerce kayısı ve diğer meyve ağaçlarının tam ortasında olması her türlü yaşam için çok büyük risk demektir. Başta toz kilimi olmak üzere her türlü gürültü ve yıkamadan çıkacak olan atıkların Şiroçay'a karışması ucunda Şiroçay başta olmak üzere Karakaya Baraj Gölü'ndeki canlı yaşamı yok olma tehlikesi kaçınılmazdır. Yine Kütürge'nin en önemli mesire alanından Şiroçay'ın yok olması başlı başına Kütürge için büyük bir sorundur. Kütürge coğrafyasındaki ekolojik dengeye büyük zarar veren bu projenin durdurulması ve yapılan madencilik faaliyetlerinin halk sağlığı ve diğer doğal yaşamın sürdürülebilirliği gözetilerek maden şirketlerin keyfiyetine bırakılmasını kabul etmiyoruz. İlgili ve yetkili bütün kurumları kamusal yarar açısından bahis konusu olan projenin durdurulması ve ilkel ve vahşi yöntemlerle yapılan madenciliğin durdurulması veya uluslararası standartlara göre yapılması için sıkı ve adil bir şekilde denetlenmesi için acil göreve çağırıyoruz. Havama, suyuma, toprağıma dokunma. Geleceğine sahip çıkmak herkesin vicdani ve insani sorumludur. Kütürge Çevre Platformu. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hepinizin yanınızda tutuyorum. Özellikle de şu anda emniyet birimlerimize de teşekkür ediyorum. Sağ olun.